Merhaba. Suriye Savaşı'nın başlamasının 11. yılında biliyorsunuz yurt içinde bir takım etkinlikler yapıldı. Özgür Suriye Ordusu ya da işte Suriye Milli Ordusu bayrakları açıldı. Hatta ben demiştim ki bir hudut noktasında Türk bayrağıyla birlikte dalgalanıyor bu bayrak. Biz içeride tepki gösteriyoruz ama demiştim. Hatta bununla ilgili de bir takım böyle değişik, enteresan yorumlar aldım. Aslında ben başka bir şeye dikkat çekmeye, yani yanlış stratejilere, yanlış hükümet politikalarına dikkat çekmeye çalışmıştım. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın açıklamaları oldu. Lütfü Savaş biliyorsunuz doğum oranlarıyla ilgili, Suriyelilerin seçime katılmalarıyla ilgili çok ciddi açıklamalarda bulundu, veriler paylaştı. Hatta çadırlardan oy toplandığını söyledi. Hakeza Hatay'a gittiğimizde birçoğunun Türk vatandaşı yapıldığını ve neye istinaden yapıldığını kendilerinin bile bilmediğini ben de ifade etmiştim. Ardından İsmail Küçükkaya'ya AK Parti'nin Hatay milletvekili çıktı ve dedi ki hayır efendim dedi hiç alakası yok. Bu dedi işte orayı tanımamakla, bölgeyi bilmemekle, şehri tanımamakla alakalı bir şey dedi ve önemli bir şey söyledi. Ne söyledi? Kaynaklanan ırkçı bir yaklaşım. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Ben AK Parti milletvekiliyim. Ben buraya bir günde gelmedim. Ben Türk demokrasi tarihi çalışmışım. Cumhuriyetin biz 100. yılına girmişiz. Ve bu cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir cumhuriyet. Bu cumhuriyet bir imparatorluğun külleri üzerinden doğan bir cumhuriyet. Yani böyle bir ırkçı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir fanatizm olabilir mi? Bak bu işlerin içinde olan başka benim de tanıdığım ismini zikretmeyeceğim. Ortak tanıdığımız başka arkadaşlar da var. Böyle bir yaklaşım cumhuriyetin bir yurttaşı olarak beni gerçekten utandırıyor. Şimdi bu cümlenin alt metninde şu yatıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hatay zaten işte o Suriye'den gelen halkın yaşadığı bir yerde. Yani Türk halkıyla birlikte zaten bugün Suriye'de yaşayan halk Hatay'da yaşıyordu. Dolayısıyla bu imparatorluğun küllerinden yeniden doğan cumhuriyette de onlar vatanlarına döndü demek. Ben öyle anladım. Bunun başka bir boyutu var. AK Parti bambaşka bir dünyada yaşıyor. Yani siz hani A Haber, Yeni Akit falan diyorsunuz ama bunun çok ötesinde bir şey var. Bir takım Suriyeli aktivistler, bir tanesini zaten hepimiz biliyoruz. Ya da bir takım Müslüman kardeşler menşeli Mısırlı aktivistler, kendilerini sözde gazeteci olarak ilan eden. Bunların Tayyip Erdoğan'ın sanki yeni Osmanlı'nın ilk padişahıymış gibi verdikleri izlenimler var. Şimdi bunlardan bir tanesini izleyeceksiniz. Ben ara ara tabii ki açıklamalar yapacağım. Enno hunake thalathat umur li taqyim ma iza kan ma fa'ala rais turki Erdoğan sahih yani yuwafiq al-islam am yukhalif al-islam ve nahnu marja'iyatna al-islam. فما يقوله الإسلام صحيح هو الصحيح وما يقوله الخطأ هو الخطأ خلصنا؟ دي أول نقطة طيب تعالوا الآن نرى الواقع ثم نرى القواعد الشرعية طيب أردوغان في ثلاثة أمور أو في أمرين أساسيين يحكمان تصرفه لدينا الانتخابات التركية العام المقبل 2023 هذه الانتخابات معركة مصيرية لتركيا إما أن تركيا تبقى دولة قوية أو تركيا تختفي من على الخريطة كما اختفت الدولة العثمانية يعني هذه ليست انتخابات أن حاكم يذهب وحيأتي حاكم جديد يكون الأمر يجب سقوط السلطان عبد الحميد ولا سلطان بعد وفاة الدولة العثمانية فهو انقلاب على الدولة تزعم اسماء إسلامي هي أكبر عدو المسلمين إيران كلهم ذبحوا الشعب السوري ذبحوا مليون مسلم في سوريا وطردوا نحو 10 ملايين مسلم شردوهم تركيا نفس الموضوع وأردوغان بيعتبر أنه هو مسلم فيعني يجب يشربوا دمه فكلهم متفقين على هذا بدي يفتح التاريخ العثماني من هو طلعت باشا ومن هو عمانويل كراسو الحقائق التي ممنوع أن تكتب في كتب التاريخ في تركيا ولا في العالم الإسلامي كله لكن الكلام التافه أصل فكرة القومية أصل الشعوب مش عارف أمن الكلام التافه الكاذب هذا هو اللي بيكتب في المناجم التعليمية سوف تقول كل بلد إسلامي له ظروفه ما ينفعش إن إحنا نفعلها الشريعة الإسلامية وأحكام جزئية أحكام الكلية هي إقامة الدولة فإذا كان أردوغان يقيم دولة الآن فهو بيطبق الشريعة الإسلامية إذا كان أردوغان بيمنع الخمور
ولكن لا يبني جيشا ولا يبني اقتصادا ولا كذا فهو لا يطبق الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية ليست الأمور الفردية، لا، الشريعة الإسلامية دي إقامة دولة. وانت سواء الرئيس مرسي سواء اردوغان سواء اي حاكم اي مكان يعني. Buradan gelelim, iç siyasetten hiç anlamıyor ama iç siyasetle ilgili de müthiş yorumları var. İşte 10 Aralıkçılarla ilgili, Millet İttifakı ile ilgili, Muharrem İnce'nin Devlet Bahçeli ve Erdoğan'la birlikte aslında aynı güruhta olduğuyla ilgili değişik böyle yorumları var. Kahire'de olduğu söyleniyor ancak bu kişi İstanbul'da yaşıyor. Şimdi Millet İttifakı üzerinden, tabii oradan bu yeni anayasayla ilgili iç siyasetteki tartışmaları görmüş anladığım kadarıyla, yani onu takip etmiş. Ama bunu kendi istediği şekilde harmanlayıp yorumlayıp Millet İttifakı ve 10 Aralıkçılar üzerinden o kadar iç siyasetten anlamıyor ki onların Suriyeli sığınmacıları göndermek istediğini iddia ederek bunu nasıl açıklamalar yapıyor? Zarif min Türkiye, Türkiye. Del fikret el kavmiye, en el etrak muslimin. واللغة بتاعتهم اللغة التركية. ونحن نشاهد الآن هي حركة 10 ديسمبر التي تقول اطردوا السوريين، رغم أن السوريين نصف أبائهم أتراك، لأنه أصلاً الأتراك حكموا الشام أكثر من 1000 سنة. فلماذا، على أي أساس اعتبروا السوريين عرب؟ على أساس اللغة العربية. لكن أنت لو حللت جينات السوريين ستجدهم أتراك. لكن فمسألة الإسلام، فأنت كي تضرب القومية التركية والشعب يجري تفكيك الشعب التركي، تضرب الإسلام وتضرب فكرة اللغة التركية، يصبحوا غير قادرين على التفاهم مع بعضهم. لما تضرب الإسلام وتحطم الإسلام في تركيا، سهل إن الأتراك يقتلون بعضهم بعضا. بعدين يا جماعة، في تركيا 4 مليون لاجئ عربي، يعني مسلم. فإذا بحركة 10 ديسمبر تسبهم وتلعنهم وتقوم بتقول اطردوهم، اطردوا السوريين، اطردوا الكذا، ليه؟ ألستم أنتم الذين تقولون يجب أن نعطي الأجانب حق التصويت؟ أليس هذا هو الدستور الذي كتبتموه بأيديكم؟ لماذا لا تعطون السوريين حق التصويت؟ لأنه كانوا يقصدوا بالأجانب اليونانيين والأرمن والبلغار. لكن لما اتضح ان الاجنبي مسلم قالوا لا اطردوه، اذا كان الاجنبي مسيحي اهلا وسهلا، احنا نجعله يحكم تركيا. وهذا الذي جرى في خلع السلطان عبد الحميد، ان العناصر الاجنبيه حكمت الدوله العثمانيه، وهي نفسها العناصر الاجنبيه التي طعنت الجيش العثماني من الخلف واسقطته. كان اسمها الدوله العثمانيه، الان اسمها تركيا. وفي ذلك الوقت قالوا نحن ندعو للوطنيه. اقرأوا ماذا كتبوا، قالوا ابعدوا الإسلام. هنا دول اللاجئين السوريين، وطبعا مكتوب هنا الإنسانية لا تشمل اللاجئين المسلمين، لأنه حركة 10 ديسمبر تقول يجب أن نحذف كلمة تركي ونقول الإنسان، نحن ندعو للإنسانية. وقالوا الأجانب إنسان، فلذلك نحن ندعوهم أن يقول لهم حقوق انتخابات. طب في لاجئين أهو أدي إنسان، قالوا ما دينهم؟ المسلمين لا اطردوهم. اردوغان اوعى تجنسهم، لو كانوا يونانيين كانوا طلبوا من اردوغان جنسهم يا اردوغان ودخلهم الجيش التركي وخلوهم يحصلوا على اصوات. هذا ما كتبوه عام 2005، لماذا يتنكرون له الان؟ هم لم يتنكروا له، عندما يفوزون في انتخابات الرئاسه 2023 سيطبقونه. Şimdi şunu söylemeye çalışıyor. Bu beyefendiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir şeriat devleti yönetiyor ve bir yeni Osmanlı yönetiyor. Eğer 2023'te Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kaybederse bir padişah tahttan indirilmiş ve bir imparatorluk yeniden yıkılmış olacak. Eğer Erdoğan kazanırsa, ki buradan Araplara sesleniyor ve AK Parti seçmenine sesleniyor. Hatırnak içinde şunu da söyleyeyim. Neden bu kadar önemsiyorsun? Yani bunun gibi bir sürü konuşan insan var diyeceksiniz. Önemsememin sebebi şu. Bu videoyu benimle İstanbul'dan bir avukat arkadaşım dün gece paylaştı. Dün geceden beri ben sabaha kadar oturup hem videoları hem de bu kişinin sosyal medyasını inceledim. AK Parti seçmeninin, Allah razı olsun, tarihimizi sizden öğreniyoruz, bilmediğimiz ne çok şey varmış gibi yorumları sebebiyle
Türk kamuoyunda sosyal medya üzerinden ciddiye alınması sebebiyle bu kişiyi sizinle paylaşıyorum. Yani insanlara enjekte edilen, insanlara empoze edilen fikirler bunlar. Bunları bilelim diye anlatıyorum. Bu videoda Türk İslam sentezi kisvesi altında siyasal İslam empoze edilmeye çalışılıyor ve bu ülkenin bir şeriat devleti olduğu lanse ediliyor sosyal medya üzerinden. Dediğim gibi Araplara, burada vatandaşlık alan Araplara ve AK Parti'nin bu anlayışa yakın seçmenine hitap ediyor ve açıkçası karşılıklı buluyor. Bunun bir tehlike olduğunu düşündüğüm için paylaşıyorum. Çünkü burası Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı laik bir Türkiye Cumhuriyeti. Biz bu topraklar üzerinde en azından ben ne Türk İslam sentezini kabul ediyorum ne de İslam, siyasal İslamcılığı kabul ediyorum. Bu topraklar üzerinde ya da dünya yüzünde yaşayan her Türk bir kere Müslüman değil. Bu çok yanlış bir algı. Bunun da ötesinde Türk vatandaşı olarak hangi dine mensup olursa olsun Atatürk'ün ilke ve inkılapları doğrultusunda her Türk vatandaşı bu ülkede can güvenliğine, mal güvenliğine sahiptir ve öyle de kalacaktır. Zaman zaman bana soruyorsunuz. Hande Hanım hem Araplara, işte hem HDP'ye, PKK'ya tepki gösteriyorsunuz. Bunlarla ilgili haberler yapıyorsunuz. Korkmuyor musunuz diye. Korkmuyorum. Çünkü... Korkuya elde kal! Bin canım olsa bin kez veririm yoluna! Vatan! 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 Vatan!